Kapatıyorum telefonu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ya ona kadar ki 3 dakika var. 3 dakikaya kadar o şeyi anlatayım. Çok mühim. Şimdi insanlarda hep şu itiraz var. İnsanlar beni sevmiyor. İnsanlar bana değer vermiyor. Veya hemen tenkite geçiyoruz vesaire. İnsanların ne çok ihtiyaç, muhtaç olduğu bu asırda sahiplenilmek, sevilmek, onaylanmak, takdir görmek budur. Şimdi Allah'ın şöyle bir kuralı var. Ondan gaf. Kuralı. Derse başlamadık. Derse başlayacağız. Adetullah'ta bir şey var. Cenab-ı Hak diyor ki, ey mahlukatım, ey ruhaniyatım, bunu bu kadar seviyor. Niye? O beni bu kadar seviyor. Hani var ya ayette, beni bir anarsanız, ben de bir anarım. Beni toplum içinde anarsanız, ben de bütün aşağılığa, 18 bin alemde sizi anarım. Siz beni sevdiğinizi ilan ederseniz, bütün melekler ruhaniyatı toplar. O beni seviyor. Ben de bunu seviyorum, siz şahit olun. Bildiğiniz bir şey. Bu kanunu şimdi kullanmayacağım şimdi. Onaylanmıyorsan, onaylanmıyorsun. Tenkit ikide bir alıyorsa, ikide bir tenkite geçiyoruz. Resulullah'ta da böyle. Resulullah ehli imanda takdir görüyordu, kafirler de öyle görüyordu. Demek ki sorun bizde. Sorun bizde. Yani bu insanlar beni niye sevmiyor, niye takdir etmiyor derken ben acaba ben niye sevmiyorum, niye hemen tenkide geçiyorum? Ben Allah'ı mı acaba yeteri kadar sevmiyor muyum? Eşit midir hani? Evet. Yani eşit bile değilse de Allah bile ona adım atıyor ya. Sen bir defa söylersen ayet yerinde Allah 10 defa en az diyecek. Sorun bizde demek istiyor. Ne ararsın Şam bu arada? Bunun kanuniyeti, hakikatini kendinde ar. O zaman insanlar beni sevsin diye değil, Allah beni sevsin diye uğraşacağız ki insanlar bizi sevecek. Allah o zaman sevdiriyor. Kalpler Allah'ın elinde değil. Mesela dediler ki, abi falanca sitede senin videonu almışlar, şirk ehli diye koymuşlar. 3 tane şirk ehlinin bir tanesi benim. Şirk. Ömrüm Allah'ı anlatmayla geçmiş, şirk ehliyim. Hamdolsun, şükürler olsun. Dedim, hayırdır, hangi videomu koymuşlar? Mezarlıkta, cenazeden sonra Yasin okuyorsun, onu çekmiş birisi. Onun için mezarlıkta Yasin okunmazmış. Dedim ki, kim yaptı bunu, falanca site falan adam. Zaten o beni onaylasa imanımda şüphe ederdim zaten. Seni kim takdir ediyor? He? Seni kim seviyor? Bir bak hele, sen olsun işte. Beni Hürriyet, Millet beni takdir etse, CNN, Kanal D'ler, şunlar bunlar, Vehhabiler, Selefiler, imanımdan şüphe etmem lazım ya. Beni kim takdir ediyor ya? Çünkü kaliteli insanın, kaliteli düşmanı ve kaliteli dostu. Allah Resulü'ne bu cevi takdir etmedi ki. Ya. Neler var? Ya içeride de neler var? Ama bunu ihtiyaç duymuş Resulullah şunu söylemeye. Hatırım için sahabelere dil uzatmayın. Bunu niçin söylenir? İhtiyaç niçin duysun? Mesela şöyle düşünün, telefonu kapatıyorsun haberler. Mesela tebessüm sadakadandır. Bunu söylemesi için mefhumu muhalifiyle ben bir hadis uzmanı değilim. Muhaddisin değilim. Ama en çok hoşuma giden şu. Üstad onun usulü anlatıyor. Bir usulün içinde bir kanuniyet var. 24. sözde çıkarttı. Herkese suratı o kadar sık, o kadar birbirine gergin, o kadar birbirine vuruşan, çelişen, çatışan, karşı ki suratlar tebessüm sadakadandır demek, teşvik etmek, mükafatlandırarak, onurlandırarak bu fiili genişletmeye çalışıyor. Bu bir ihtiyaçtır bu söz. Niçin ihtiyaçtır? Bunun zıttı vardı ondan.
bahsediyorum. Abi işte bizim ses kaydı var ya şey, grufu mukato. Dinleyince de o vücudumda ateş var. O neydi? Onun zıttı var demektir sende. Grufunda. Yani tebessüm sadakadandır. Niye söylesin? Yani tamam. Onurlandırıyor ve mükafatlandırıyor şeye. Hiçbir siz Kur'an'da ve hadiste gördünüz mü? Duydunuz mu? Ne mutlu o baklava yiyebilenlere. Ne mutlu bir kilo değil bir tepsi yiyebilenlere. Yok. Ne mutlu ikram edebilenlere. Öyle ikram. Çünkü o zordur. O herkesin için. Sadaka, şey, tebessüm kendini ikram et. Kendini ikram etmek ya. Alnı kadar suratlara sık. Mesela bana bir adım gelirsiniz. Ben on adım gelirim. Bak ne kadar şey. Şimdi hemen alışmışız. Hemen tenkit. Hemen tenkit. Niye? Tenkit alacaksın kardeş. Peki. Ya içimizde de tenkitler var ya böyle. Sahabe, niçin dedim? Hatırım için sahabelerimi dil uzatmayın. Bir ihtiyaçtır o da. Dedim ki, var ya mesela Velid'in babası. Şimdi Velid bilmiyor böyle. Değil. Şey. Yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vay Kapi Tibi'ydi. Bilmiyorum şeydi ya. Şu. Muaviye. Muaviye. Şey, çok antika yani. Peygamber'e gerektiği gibi şey yoktu yani. Çok acayip bir şey ya. Ve maalesef o kadar etkilenmişler ki, geçen işte merak ettim ben de. Yani her neyse, abime baktım. Yani diğer sahabeleri farklı, çok farklı değil ama farklı yani. Demek ki kader ilahi, içeride de denge unsuru mu işte? Yani bir de öyle bakın ayet ve hadisleri. İnsanları mesela cennet onurlandırmak adına bir şeyler söylüyor, yaptırıyor. Sayın Zahir. Peki, dersimize başlıyoruz.